Sorularımıza kısa ve net cevap vermeni istiyoruz. Cevabın var mı? İslam dini neden köleliğe müsaade ediyor? Şimdi İslam dini ilk geldiği zaman ki toplumlarda kölelik yaygın bir şekilde mevcut. İslam'ın temel kitabı Kur'an-ı Kerim gelip de insanları köle edin, köle yapın tarzı, yani köleliği teşvik edici, köle sayısını arttırmaya yönelik, ne bileyim bir köle toplumu oluşturmaya dönük bir açıklaması var mı? Yok. Tam tersine, filan günahı işleyen köle azat etsin, falan günahı işleyen köle azat etsin. Ne bileyim adam öldüren, yanlışlıkla öldüren değişik şeyler var. Tam tersine iki, Hazreti Ömer'in sözü çok meşhur. İnsanların, Allah'ın hür yarattığı kişileri siz ne zamandan beri köleleştirdiniz diyor. Meta istabettum ennas ellezine veladetum ummahatuhum ahraran. Çok meşhurdur. Olayı da var mı? Yani İslam öğretileri insanları hür yaşamaya, insan onuruna, insan değerine, insan kıymetine layık bir şekilde yaşamayı söyler. Bitmediği ayet-i kerimelerde biz insanoğlunu mükerrem yarattık. Ahsen-i takvim en güzel surette yarattık. Yani bir insan onuru değeri var. Uygulamada ise köleliği teşvik edici hiçbir hükmü yok. Ne hadis ne ayet hiçbir şekilde kölelik oluşturmaya dönük. Tam tersi köleliği azaltmaya, insanları kölelikten kurtarmaya dönük, kölelerin değerini vermeye dönük çalışmaları var. Daha sonraki dönem, yani İslam dini köleliğin toplumdan tedrici olarak adım adım azar 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 kaldırılmasına dönük bir çalışma yapmıştır. Dolayısıyla bugün 21. yüzyılda şu an İslam dünyasının herhangi bir yerinde köleliğe çağıran yok, köleliğin faziletini anlatan yok, köleliğin iyi bir şey olduğunu söyleyen yok. İslam ve Müslümanlar adına köle toplumu oluşturucu hiçbir şey yok. Peki niçin biz bu konuyla meşgul ediliyoruz? Yine Batı'nın İslam dinini bir şekilde ya da İslam'a karşıt olan değişik din veya dinsizliklerin ve özellikle de başta Batı'nın olmak üzere İslam dinini ve Müslümanlığı gözden düşürmek için kendilerince bulduklarını zannettikleri bir zaaf noktası olarak düşündükleri bir meseledir. Tamamen hayalidir. Bugün için karşılığı yoktur, vakası yoktur. Kölelikle ilgili bir meselemiz yoktur. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir şekilde kölelik görürsek Müslümanlar olarak Peygamberimizin kendi zamanında yaptığının aynısını yaparız. Köleliği ortadan kaldırmaya dönük çalışırız. Bitmedi. Batı kendisi aslında köle toplumudur. Batı'da kadın köledir, Batı'da herkes köle, insan köledir. Maddenin kölesidir, paranın kölesidir, şehvetin kölesidir. Yani adı konulmamış bir köle düzeni. Kapitalizmin kölesidir Batı insanının tamamı. Yani Batı'nın kendi iç dünyasına dönüp yapması gereken muhasebe ve hesaplaşmayı getirip bizim üzerimize boca etmesi var. Kadın konusunda da aynısını yapmaktalar. Bize o zaman düşen, bizim dinimizi biz bir berrak, net, temiz, böyle parlak bir şekilde görmemiz, öğrenmemiz gerekiyor. Yani bizim içimizde köle ve kadın meselesi ve benzeri konuları işte takıntı ya da problem haline getirenlerin Batı'nın propagandalarından etkilenmeleri var. Biz sahih, sağlam dinimizi öğrenip yaşamamız gerekiyor.